Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu video ile birlikte sıfırdan ileriye C programlama derslerinin 4. ders videosunu çekmeye başlamış bulunmaktayız. Şimdi derse geçmeden önce şu ana kadar yaptıklarımızın üstünden böyle kısaca bir özet geçelim istedim. Şimdi biz ilk dersimizde algoritmalardan bahsettik. Algoritma gösterim tekniklerinden bahsettik. Sonra programlama dil seviyelerini kısaca anlattık. Ondan sonraki dersimizde ise biz böyle kısaca bir IDE nedir, işte geliştirme ortamı nedir, bununla birlikte derleyiciler, yorumlayıcılar ve hata ayıklamadan bahsettik. Tabii bunlar temel oluşması için çok detaysız anlattığımız şeylerdi. Ondan sonra derleme kademelerinden bahsettik. İşte ilk kod, yazdığımız kaynak kodun nasıl bir işte pre-processing işlemine tabi tutulduğunu, ondan sonra compiler vasıtasıyla assembly'ye nasıl dönüştüğünü, assembler vasıtasıyla makine koduna, yani bizim nokta o uzantılı objeye nasıl dönüştüğünü, o objeden sonra da bunun kütüphanelerle nasıl birbirine bağlanarak bizim çalıştırabileceğimiz executable bir dosya olduğunu söyledik. Ondan sonra biz bu iki derse örnek olarak, birinci dersin örneği olarak bir flowchart oluşturduk birlikte. Draw.io üzerinden. İkinci dersimize örnek olaraksa bu minimalist GNU for Windows derleyicisini kurduk. Bu derleyiciyi kurduktan sonra da bu derleme aşamalarını tek tek manuel olarak elle yaptık. Şimdi aslında yazdığımız kodların bilgisayar üzerinde nasıl çalıştığına dair temel olarak bir bilgiye sahibiz. Şimdi tabiri caizse fragman bitti diyebiliriz bu yüzden ve asıl filmin yeni başladığını söyleyebiliriz. Tabi bu dersle birlikte biz artık uygulama videoları çekmeye başladık. Ama tabi yine işin teorik kısmını anlatarak hem teorik hem uygulamalı olarak gitmenin daha faydalı olacağını düşündüğüm için bu ilk giriş dersimizde C'nin sintaks yapısından bahsedeceğiz. Ondan sonra da bizim standart input-output kütüphanesinin başlık dosyasını inceleyeceğiz. Bu dersin ikinci videosunda büyük bir ihtimalle 4.2 olarak gelir o da. Printf ve scanf fonksiyonlarını inceleyeceğiz. Ondan sonraki süreçte de derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi artık bismillah deyip başlayabiliriz. Şimdi bizim C programlama dili aslında B dili diye bir dil var. Bu dilin devamı niteliğinde kabul ediliyor. Tarihçesine bakacak olursak. Bu da AT&T diye bir laboratuvarda geliştirilmeye başlanıyor ve Dennis Ritchie diye bir adam tarafından da tasarlanıyor bir dil. Şimdi bu dilin tasarımının sonuçlanması 1972 senesinde oluyor. Ve bunun en büyük avantajı veri tipi desteği olması. Biz bu veri tiplerini daha sonraki videolarda daha detaylı göreceğiz ama veri tipi bizim verimizin nasıl RAM'de tutulacağına dair bilgi veren, yani bizim değişkenlerimizin RAM'de nasıl tutulacağına dair bilgi veren bir şey aslında. Onların ne kadar boyut tutacağını belirtiyor. Tabi bununla birlikte Unix yeniden bu kernel yazacağı zaman ilk defa bunun birçoğunu C ile yazıyor. Kernel bir işletim sisteminin çekirdeği oluyor. Şimdi bizim sintaks yapısına geçersek C'nin. Sintaks dediğimiz şey aslında bizim yazım kurallarımız gibi bir şey. Şimdi bizim dillerimizin birer yazım kuralı var. Nasıl Türkçe'de özne başa geliyor. Ondan sonra yüklem sona geliyorsa. İngilizce'de mesela İngilizce kursu alanlar bilir. Swap diye bir şey öğretirler ilk başta. İşte simple tensi gösterirken bu pozitif cümlelerde işte swap'un açılımı da şudur. Subject, işte verb,
object, ondan sonra piece ve en sonunda da time'dir. Şimdi bu nasıl böyle bir kalıp varsa, programlama dillerinin de böyle yazım kuralları var. Biz bunu programlama dillerinde syntax yapısı, yani bizim söz dizim kurallarımız diyoruz. Şimdi biz C'de eğer bir değişken adı koyacaksak veya bir fonksiyon adı koyacaksak büyük A'dan Z'ye kadar kullanabiliyoruz. Küçük A'dan Z'ye kadar kullanabiliyoruz. Ve alt tere kullanabiliyoruz. Tabi burada C'de dikkat etmemiz gereken şey şu. C'de şu gösterimle bu gösterim arasında bir fark var. Bunun sebebi de bu büyük A harfinin döndürdüğü değerle küçük A harfinin döndürdüğü değerin farklı olması. Şimdi biz eğer burada büyük A ile başlayan bir alet değişkeni tanımlar ki onu birazdan örnek uygulamada göstereceğiz. Buna 10 değerini verirsek biz bunu küçük A harfiyle başlayan Ali ismini de çağırdığımız zaman bu bize bir şey döndürmeyecektir. Hata verecektir program. Tabi burada dikkat etmemiz gereken bir başka nokta ise biz C programlarında her satırın sonuna bunu koymak zorundayız. Ne bu? Noktalı virgül. Ve her satır dediğim belirli şartları var bunların. Şimdi biz eğer bir fonksiyon tanımlaması yapıyorsak bunu koyuyoruz. Mesela bizim bir fonksiyonumuz olsun. Bu fonksiyonumuzun tipi olsun. Fonksiyonumuzun adı olsun. Burada içerisinde parametrelerimiz olsun. Bu sonuna noktalı virgül koyuyoruz tanımlama yaparken. Ama yine fonksiyonlarda fonksiyon içerisindeki bildirim yaparken ki bunların ne demek olduğundan birazdan bahsedeceğim. Burada yine parametrelerimiz olsun. Scope dediğimiz süslü parantez kullanıyoruz ve bunun içerisine yazıyoruz yapacağımız işlemleri. Şimdi bunu anlattığımıza göre şöyle bir temizleyelim burayı. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim değişken dediğimiz şeyler var. Bu değişken dediğimiz şeyler mesela 10 sayısını tutabilir içerisinde. Ali bir karakter dizisidir. Karakter dizisi tutabilir. Bununla birlikte işte bir rakam tutabilir. Bir değer tutabilir. Yani bizim sayısal ve işte rakam olsun, sayı olsun karakterlerimizi tutabileceğimiz şeylere biz değişkenler diyoruz. Yani bizim verilerimizi tutuyorlar. Bunlar kısacası. Şimdi bunların gösterim metoduysa şu. Biz bunları tanımlarken bir veri tipimiz var. Arada her zaman minimum bir boşluk olması gerekiyor. Sonra bizim değişkenimizin adı ne yazıp bu şekilde gösterebiliriz. Bu değişkenlerin içerisine bir şey yazacağımız zamansa yine veri tipi değişkenimizin adı eşittir koyuyoruz. Ve mesela bu bir sayıysa buraya 10 yazıyorum. Bunda bir problem yok. Ama ben burada bir karakter tutacaksam bu şekilde göstermem lazım. Bunu tek tırnakla da gösterebilirim. Çift tırnakla da gösterebilirim. Bunda bir problem olmuyor. Tabi derleyiciden derleyiciye göre değişebilir ama genel itibariyle bunda bir problem olmuyor. Şimdi bize fonksiyonlarımızın ise genel olarak iki tip gösterim yöntemi var. Tabi bu anlattıklarımın hepsi ANSI C için geçerli. Bu ANSI dediğimiz şeyden bahsetmeyi unuttum videonun girişinde. ANSI bir standart belirleme kuruluşu
Belki böyle hatırlayanlar vardır. Algoritmalar dersi falan aldılarsa ANSI tablosu falan da vardır. Karakterlerin nasıl gösterileceğine dair. Belki videonun altına bir tane link koyarım ANSI tablosu ile ilgili. Şimdi bizim fonksiyonlarda ise şöyle bir gösterim yöntemimiz var. Şimdi bizim fonksiyon tipimiz. Burada biliyorsunuz iki tip, daha doğrusu gösterim yöntemimiz var. Ondan sonra buraya fonksiyon adını yazıyoruz. Yine burada bir boşluk var. Ve buraya parametrelerimizi yazıyoruz. Bunlar parametrelerimiz. Şimdi burada iki tip var. Şimdi parametrelerimizin argüman listesini yazabiliriz buraya. Yani işte bu bir sayı mı tutacak, ondalıklı bir sayı mı tutacak, yoksa bir karakter mi tutacak? Bu iki tip. Bir de birazdan uygulamada göstereceğim. Şimdi buraya bir argüman tipini gösterip bir noktalı virgül koyduktan sonra scope açıp, yani bir süslü parantez açıp yine bunun içerisinde işlemlerimizi yapabiliriz. Ki bu çok fazla tercih edilmiyor. Veyahut yine fonksiyon tipimiz, fonksiyon adımız ve bunun içerisinde argüman listesiyle parametrelerimiz. Tekrar buraya bir scope açıp bunun içerisinde işlemlerimizi yapabiliriz. Şimdi bir de bizim ön işlemci komutlarımız var. Bu ön işlemci komutlarının, yani bu pre-processing aşamasında işlenecek olan komutların başına bu diyez işaretini koyuyoruz biz. Bu diyez işaretini klavyede yapmayı bilmeyenler için birazdan nasıl yapıldığını da söyleyeceğim. Hatta burada belki ekrana bir ekran görüntüsü bile koyabiliriz. Şimdi böyle bahsetmediğimiz çok fazla bir şey kalmadı ama şu son olarak bizim H ve C dosyalarından bahsedelim. Şimdi bizim H dosyalarımız var C programlamada ve C dosyalarımız var. Bizim H dosyalarımız bizim başlık dosyalarımız. Ve bizim C dosyalarımız ise kaynak kodumuzu yazdığımız dosyalarımız. Şimdi bu H dosyalarında biz daha çok modüler çalışmaya geçtiğimiz zaman, yani kütüphanelerle çalışmaya geçtiğimiz zaman kullanacağımız bir şey bu. Dahil ettiğimiz, şimdi ben burada mesela bir fonksiyon oluşturdum. Bu oluşturduğum fonksiyonu başlık dosyasında tanımlamasını yapıyorum ve bildirimlerini, yani bu işlemleri, bunu kaynak dosyasının, bizim C dosyasının içerisinde yapıyorum. Buna dair daha ileriki videolarda çok fazla örnek yapacağız. Ama şimdiden bunu böyle temel olarak bilin istedim. Ön işlemeden bahsettik. Veri tanımlarından bahsettik. Fonksiyonlarından bahsettik. Ve sanırım şu an için bahsetmediğimiz bir şey kalmadı. Şimdi bizim CodeBlocks'un ana ekranı, yani ana sayfasındayız. Kaynak kodları yazdığımız sayfanın içerisindeyiz. Bu videoyu çekmeye başlamadan önce ben bir örnek uygulama yaptım ve bir hata almıştım ilk açtığım zaman. O hatayı şimdi tekrar aynı haline, eski haline döndürüp tekrar alacak şekilde getirdim. Şimdi ben buraya ne yazarsam yazayım bana bu hatayı verecek. Şu an benim compiler'ım görmüyor. Çünkü ben harici olarak bilgisayarıma gene onun işte minimalist GCC compiler'ını kurdum. Videosunu da çekmiştik. Bu sebepten dolayı ikinci kez bunu kurmadı kendi dosyasının içerisine, program files'ta. Benim bunun yolunu göstermem lazım. Bu yolu göstermem için de settings'e basıyorum. Compiler'a tıklıyorum. Compiler'a tıkladıktan sonra burada Toolchain Executables diye bir şey var. Ona tıklıyorum. Buradan ben Auto Detect dediğim zaman bu yolu buluyor ve bu şekilde yol veriyor. Eğer bu şekilde bulmazsa da, birkaç forumda da bu şekilde göstermişler, Reset Defaults dediğimiz zaman
bu şekilde default ayarlarını getiriyor ve bu yolu kendisi veriyor. Yolu buldu bakın tekrardan. Şimdi benim kodlarım yazdığım zaman çalışacak halde. Şimdi ben bunu bu şekilde derleyip çalıştırdığım zaman bana bir hata verdi. Benden istediği şey şu. Undefined reference to win main at 16 gibi bir şey yazıyor burada. Şimdi bizim her kodumuzun içerisinde, her yazdığımız programın içerisinde bulunması gereken bir fonksiyon var. Bu fonksiyon main fonksiyonu, yani ana fonksiyon. Bu fonksiyonun özelliği şu, programı çalıştırdığınız an itibariyle ilk çağrılacak olan fonksiyon bu fonksiyon. Ve bu main fonksiyonu bizim programlarımızın içerisinde sadece bir tane bulunabiliyor. Şimdi bu eskiden şu şekilde bir gösterim yapsaydık bize bu derleyicinin hata vermesi lazımdı. Ama şimdi mesela çalıştırdığımız zaman hatasız bir şekilde ekran çalışıyor ve bize işlem döndü sıfır koduyla diyor ve işte bu ne kadar sürede çalıştırıldığını falan yazıyor. Bir tuşa bastığımız zaman da çıkış yapacak. Ben bu C'yi ilk öğrenmeye başladığım zaman DevC++'da öğrenmiştim. Yani ilk giriş yaptığım zaman, temel attığım zaman. Şimdi onda böyle bir kod yazsaydık bu hata verirdi. Çünkü main fonksiyonu, hatta onu da örnekle gösterelim. Şimdi biz buna void yazarsak, void boş demek. Yani bir şey döndürmez void tipi. Bunun ne demek olduğunu daha sonra anlatacağım. Biraz daha orta seviyeye geldiğimiz zaman, fonksiyonlar hakkında detaylı konuşmaya başladığımız zaman anlatacağım ama şimdilik void'in boş olduğunu bilmeniz yeterli. Yani hiçbir şey döndürmediğini bilmeniz yeterli. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman bir hata verecek bana. Bakın bu sefer bir kodu döndürdü. Şimdi bizim çalıştırdığımız program bir şey döndürmek zorunda. Burada ana fonksiyonumuzun döndürmesi gereken bir değer var. Eğer bizim döndürdüğümüz değer sıfırsa bu hatanın olmadığını söylüyor bize. Eğer burada bir değer görüyorsak bu bir hata kodu döndürdüğünü söylüyor. Ve bu hata kodlarının belli bir listesinin olduğunu görmüştüm ben bir form sitesinde. Eğer tekrar çok uzun zaman oldu bakalı. Karşıma çıkarsa tekrar onu da aşağıdaki linklere koyarım. Bizim bunu o yüzden integer, yani bir tam sayı değerinde döndürmemiz lazım ki bu bir şey döndürsün. Bize bir şey döndürmesi lazım. Bakın şimdi sıfır döndürdü. Yani bu program hatasız bir şekilde çalıştı. Tabii bu eski DevC++ gibi bir geliştirme ortamından IDE'den bizi takip ediyorsanız bu büyük bir ihtimalle hata verecek. Çünkü bu bir değer döndürmesi gerektiği için bu fonksiyonun bizden bir değer döndürmesi ne isteyecekti? Şimdi burada da şöyle bir bilgi vermemiz lazım. Şimdi bizim return diye bakın zaten geldi. Bildirimi yapmamız lazım. Yani bunun ne değer döndüreceğini söylememiz lazım. Şimdi biz buna sıfır dediğimiz zaman bakın burada tekrar sıfır döndürecek. Veya biz burada 1500 deseydik bunun bize 1500 döndürmesi lazımdı. Burada da heksadesimal bir şekilde yani 16'lık sayı sisteminde ne döndürdüğünü söylüyor bize. Şimdi biz bunu tekrar sıfır yapalım. Şimdi burada tuhaf bir şey daha var. Normalde biz buraya print f yazıp içine selamun aleyküm yazdırmam hadi. Yazdırdığımız zaman bunun bize bir hata döndürmesi lazımdı. Ama bakın burada sadece bir işte yani bir error döndürmesi lazımdı. Ama burada hata olarak geliyor yani. Sen diyor declaration of function diyor.
14 Declaration of Built-in Function Printf. Burada bir hata kodu öneriyor ve diyor ki sen diyor Studio H'ı include etmemişsin. Yani ve bunu deklare etmen lazım. Burada bakın bize bir hata kodu olarak döndürdü bunu. Ama bir error olarak değil yani bir warning olarak döndürdü. Şimdi bu aynı şeyi burada yapmaya kalktığımız zamansa bu Visual Studio'nun arayüzü. Şimdi biz aynı şeyi burada yapmaya çalışalım. Int main diyelim. Ve int main'imizin içerisine printf ekleyelim. Tekrar aynı şeyi yazdırmaya çalışalım. Ben bunu çalıştığım zaman bana bir hata verdi. Bakın diyor ki düzenlenmemiş printf main işleminde bulundu diyor. Ama ben bunu buraya include diyerek belirseydim ki bu include da dahil etmek anlamına geliyor. Biz başlık dosyalarını buraya dahil ediyoruz. Bunu bu şekilde de dahil edebilirsiniz. İki tırnak arasına. Veya bu klavyede Z'nin yanında bu tuş var. Shift'e basıp tekrar bastığınız zaman da böyle yan ok gibi bir şey oluyor. Bunun içerisine de dahil edebilirsiniz. Ben ondan ziyade iki tırnak arasını dahil etmeyi daha çok seviyorum. Standart input output haşı dahil ettiğiniz zaman bakın bu çalışacaktır. Sorunsuz bir şekilde. Bugün selamünaleyküm olarak geldi. Sıfır koduyla çıkış yaptı. Yani bu hata döndürmediğini söylüyor bize. Ama burada return 1500 deseydik. Bakalım burada ne döndürecekti. Ya bakın 1500 koduyla çıkış yaptı diyor. Yani bize 1500 kodunu döndürdü. Ama şimdi sıfır yazdığımız zaman tekrar sıfır koduyla çıkış yaptığını söyleyecek.